24 ekranlarından merhaba değerli izleyiciler. Kayıt dışına hoş geldiniz efendim. Yine bir hafta aradan sonra şükür kavuşturana. Ekranlarınızdayız. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Neler konuşacağız bu hafta biliyor musunuz? Takip etmeyen izleyicilerimiz için tabii takip edenler zaten sosyal medyadan biliyor. Sırlara, gizemlere, tarihe, insanoğlunun yaşanmışlıklarına, savaşlarına, kavgalarına ev sahipliği yapmış olan göz bebeği Ayasofya'yı konuşacağız bu hafta kayıt dışında. Ve bir diğer önemli başlığımız daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan olayların hem son durumunu hem de perde arkasını tabii ki kayıt dışı farkıyla konuşacağız. Şimdiden duyuralım. Peki sizce Ayasofya nedir? Bence Ayasofya göz bebeği olduğu için ben göz bebeği tanımını yaptım. Sosyal medyadan katılımlarınızı bekliyoruz. Bence Ayasofya hashtag ile hem düşüncelerinizi ama özellikle sorularınızı, konuklarımızın sorularınızı bekliyoruz efendim. Bence Ayasofya etiketimiz bir kez daha söyleyelim. Şimdi konuklarımızı takdim edelim. Bu hafta tarihçi yazar Ahmet Anapalı elbette Ayasofya'yı konuşacağız kendileriyle özellikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Ve Amerika'yı da konuşacağız dedik. Diğer konuğumuz Amerika'dan katılacak. Polis Hakan Aybar Amerika'da. Polis Hakan Aybar bizimle birlikte olacak. Önemli bir noktadan katılım gösterecek. Denver Havalimanı'nda olacak. Birazdan bağlantı kuracağız. Ve oradaki son durumu öğreneceğiz. Bir de bir tanıklık eden yetkili bir isimden öğrenmiş olacağız. Ve tabii yorumlarıyla Ertan Özgür. Evet. Şimdi, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili dostlar, Amerika'da çok sevgili bir dostum Hakan Aybar. Ona bağlanacağız biraz sonra. Ben YouTube'da beni takip edenler biliyorlar. Denver Havalimanı ile ilgili bir video çekmiştim. Biliyorsunuz çok izleniyor. 1 milyonun üstünde herhalde şu anda. Bir kere ona devam edeceğiz Hakan'la. Yine bir YouTube yapacağız ama. Bugün asıl konumuz Hakan bir şerif. Amerika Birleşik Devletleri Denver'da bir polis memuru. Aynı zamanda güvenlikle ilgili güvenlik görevlisi. Ve bu konuyla ilgili de yapmış olduğu tüm çalışmaları veyahut da yaşadıklarını bizlere anlatacak Hakan. Bu bahsettiğimiz hani filmlerdeki şerifler vardır ya, yıldızlı mıldızlı filan. Hakan tam o. Şimdi Amerika'da iki tane problem var. Bir tanesi bildiğiniz gibi siyahilere, yani bizim için zenci dememizin bir mahsuru yok. Zencilere uygulanan işte bu şiddet, polis şiddeti. Ama bu arada da polislerin yaşamış oldukları büyük bir şiddet var. Evet. Onu da konuşacağız. Yani tam tersi nasıl Beyza? Onu konuşmamız lazım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Hakan herhalde ekranda değil mi şu anda? Duyuyor şu anda bizi. Duyuyor. Hakan'cığım hoş geldin. Merhaba Hakan Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Selamlar, iyi akşamlar herkese. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok iyi. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ederim. Amerika'da şu anda saat kaç yani? Denver'da saat kaç? Şu an Denver'da saat tam 1:20 geçiyor öyle. 1:20 geçiyor, tamam. Çok sıcak, aşırı derecede sıcak şu an. Kaç derece yani sıcak dediğin zaman? Şu an 38 derece olması lazım. 38, yani derece çevirdiğin zaman. Bayağı bir sıcak bugün, evet. Arkanda gördüğüm kadarıyla Denver Havalimanı var, doğru mu? Evet, tam şu anda arkamda görmüş olduğunuz Denver Havalimanı. Ertan Bey, ben sizin videonuzu da seyrettim. Biliyorum bu havaalanı hakkında çok güzel bir video yaptınız. Hem dedim burayı da göstereyim size. Evet. Ve o videonuzu da çok beğendim, yani izledim gerçekten. Blue Sphere'ı falan gördün mü orada? Var mı ekranda? Evet, tabii ki, tabii ki. Şu an burada yok, biraz buraya uzak, yani bir kilometre uzaklıkta. Tamam, giriş işte, kapısı Mustang. Tabii ki, aynen. Blue Mustang. Buraya biraz evet. Buradan yani çok zor şu an göstermem. Yani hiç belki tamam. De göremeyebilirsiniz de. Çok uzak. İnşallah senle şey yapacağız. Yani Denver Havalimanı'na canlı yayın yapacağız inşallah. İnşallah, tabii ki inşallah. Hakan, şimdi konu şu. Sen bir polis memurusun. Buyurun. Yani şerifsin, bizim karşılığımızda polis memuru. Amerika'da neler oluyor? Bir anlatır mısın bize? Yani gerçekten göründüğü gibi problemler şey mi, çok mu? Veyahut da yani şu anda Denver'da durum ne? Denver'da olaylar var mı? Hani hep biz baktığımız zaman şunu görüyoruz.
işte halktan insanlara bir şekilde polis şiddetini görüyoruz. Polise uygulanan şiddet var mı? Sizden hiç kimse öldü mü polis memuru olarak? Tabii ki. Bunları hepsini zaten cevaplamak istedim zaten. O yüzden de sizinle konuşmak istedim. Şöyle bir şey, şu an Denver'da halen daha protestolar devam ediyor. Ama ilk 2 gün, yani bundan bir işte 4-5 gün öncesine kadar çok şiddetliydi. Şimdi biraz daha indi. Biz 2 tane polis memurunu kaybettik Denver'da. Yani tabii bizim departmanda değil ama polis memuru olarak, yani orada çalışanlardan ikisini kaybettik. Bir de kusura bakmayın, benim Türkçe fazla çok da güzel değil. Ben Yok, 13 gayet senedir iyi burada kalıyorum. anlaşılıyor Hakan Artık Bey. toparlarsınız siz eğer bir yerde hata yaparsam. Şöyle, şimdi protesto, şimdi Amerika'da şöyle bir kural var. Amerika diyor ki, siz diyor protesto yapmanız, yani yapabilirsiniz diyor. Yani 2 türlü protesto yapabilme hakkınız var. Birincisi planlı olarak, ikincisi plansız. Planlı olarak, yani dediğim şöyle bir şey. İşte gidiyorsunuz şerif departmanına veyahut da polis departmanına, söylüyorsunuz böyle böyle protesto yapacağım, işte adres şurası, şu kadar kişi olacak ve biz de ona göre tedbirimizi alıyoruz. Ama plansız olarak yapılan, bu işte George Floyd'un ölümünde plansız olarak yapıldı. Çünkü herkes birden yani dışarıya çıktı. İşte biz önce dedik ki herhalde gene şey olacak, bu işte normal bir protesto falan olacak. Ama öyle bir şey oldu ki artık protesto protestodan çıktı. Yani hırsızlık, gasp, işte ondan sonra yağmalama, bu dükkanları kundaklama. Yani Amerika'da buna çok sert davranıyor. Yani bu kurallar arasında diyor ki siz diyor protestoyu yaparsınız. Yani normal, yani kurallar içerisinde okey. Ama eğer ki diyor sınırın dışına çıkarsanız polis diyor size diyor burada diyor tepki gösterecek. Şimdi şöyle bir şey var. Buradaki bakın ben Türk'üm. Ben 13 senedir beri buradayım. Ben ne Amerikanıyım, yani şu an Amerikan vatandaşıyım ama yani benim sonuçta kanım Türk. Yani ben Türkiye'den geldim buraya 2008'de. Yani biz zaten Türkler ırkçılık nedir bilmeyiz. Şimdi ben dışarıdan şöyle baktığım zaman, ben dışarıdan bakıyorum gerçekten. Yani siyahi mi diyeyim, zenci mi diyeyim artık bilmiyorum. Zenci dediğim zaman da Bizim buradaki için çok şeydeki önemli değil. Türkiye'deki Bizim insanlar için de kızıyor. hiçbir o kelimelerin hiçbiri bir ırkçılık Aynen. değil. Zaten tabii ki. Ben de zaten ona katılıyorum. Yok siyahi dediğin zaman olmuyor da zenci dediğin oluyormuş falan. Çok bence saçma geliyor. Ben en güzeli zenciler gireyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın ben burada zencilerle de çok burada diyalog halindeyim. Zenciler gerçekten de yani hepsi olmasa bile çoğu asi ve yani sizi dinlemiyor. Yani polis de hep böyle kavga içerisindeler. Yani konuşamıyorsunuz yani onlarla. Ve ne oluyor bu sefer? Devletimiz, yani Amerika devletinin sana verdiği yetkileri kullanmak zorundasın. Yani diyor ki Amerikan devleti, polisin üstüne çıkamazsın diyor. Polisin üstüne çıkmaya çalıştığın zaman diyor, yani bir tık level çıkmaya başlarsan diyor, polis diyor onun üzerine diyor çıkması lazım diyor. Ve ne oluyor? Bu sefer şiddet oluyor. Şiddet olunca da işte gördüğünüz üzere yani şu an İşte George Floyd'un ölümü falan. Tabii onu ben savunmuyorum. Oradaki polis yapan, yani onu o hareketi yapan arkadaş %100, %1000 hatta suçlu durumda. Ama şöyle bir şey, ben şunu da söyleyeyim. Yani sadece şuradaki olayları önce bitireyim. Bu işte olaylar kundaklama ve işte yağmalamaya geçtiği zaman polis şiddeti normal. Yani benim görüşüm, ben Amerikalı gibi düşünmüyorum. Ben bir Türk olarak düşünüyorum. Ve ben bunların içinde olduğum için söylüyorum. Buradaki Türkiye'deki olan çoğu arkadaşlar belki benimle aynı görüşte olmayabilir ama ben burada yaşadığım için ve bize yapılan saldırıları yani nasıl diyeyim size, doğru bulmadığım için bir orantılı güç olarak görüyorum. Yani Örnek tabii verir misin? şimdi Yani bazı nasıl saldırı var Hakan? Ya ne bakın şimdi yapıyorlar? eğer ki şimdi karşıdaki, şöyle o zaman ben size söyleyeyim. Karşı taraftaki insanın elinde sopa varsa veya da atıyorum elinde taş varsa ve polise bunu fırlatıyorsa polisin karşılık vermesi şiddetlice yani karşılık vermesi orantılı güç olarak sayılıyor. Şöyle bir şey. Polis eğer ki derse ki bir de şöyle bir şey var. Tamam işte duracaksınız. Gitmiştir. Dediğiniz zaman halen de bunlar sizin üzerinize geliyorsa polis orada yani devlet tam yetki veriyor ve polis orada gücü uygulamak yani uygulamak zorunda kalıyor. Güç uygulamak zorunda. Ve bu da yine orantılı oluyor. Çünkü dediğim gibi polisin üzerine geçemezsin. Polisin sözünü dinlemek zorundasın. Amerika'da polisin sözü her zaman yani yetkili durumundadır yani. Onun üzerine geçemezsin. Ama burada şu an öyle bir şey oldu ki yani
bunu avantaj olarak yani kullanmaya başladı bu işte zenciler. Sonra işte görüyorsunuz dükkanlara giriyorlar, işte camları kırıyorlar. İçeride işte ayakkabılardır, işte ayakkabı mağazasına giriyorlar. Onları çalıyorlar falan filan çıkıyorlar. Yani Yağmalıyorlar. bunun hiçbir şekilde aynen yağmalama var. Yani bu yüzden de Amerikan polisi yani bizim burada devreye girmemiz gerekiyor ve maalesef medya yani şu an Amerika'daki medya tabii ki biraz farklı gösteriyor diyebilirim. Çünkü olayları baştan göstermiyorlar. Ben çok mesela burada Denver'daki olayları seyrettim. Yani burada işte başımıza gelenleri. Bizim başımıza gelenleri göstermiyor. Oraları kesiyor ama polisin yaptığı işte saldırıları gösteriyor. Ve biz de artık şöyle bir şey. Yani medyayla aramızda yani Amerika ve medya arasında yani şey şöyle diyeyim Amerika değil polisle medya arasında şu an böyle bir küçük bir savaş var. Yani bu zaten yıllardır böyle sürüyor bu. Ve maalesef bizi her zaman kötü gösteriyorlar. Zaten Amerikalıların çoğu da polisleri sevmiyor. Niçin Bu yapılan sevmiyor? işte Yani bunun bir davranışlardan. sebebi var mı Hakan? Yani Tabii çünkü ki bunun bir yalnızca sebebi var. siyahilerden bahsetmiyorsun. Beyazlar da var sevmeyen. Aynen tabii ki tabii ki. Niçin? Ya bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey. Medya dediğim gibi yani bu social medya işte Facebook olsun her yerde işte polisin yaptığı yani mesela deniliyor ki işte polis çok kolay adam vuruyor. Şimdi çok kolay adam vurmuyor esasında. Bakın ben polisleri burada Amerikan polislerini savunmuyorum. Ben sadece içinde olduğum için yani onları savunuyorum. Şöyle şu şekilde savunuyorum. Çünkü ben de bir polisim. Ben akşamleyin mesela atıyorum bir silahlı saldırıya yani ne bileyim birisi bana bıçakla geliyorsa şimdi ben o adamı bana diyorlar ki mesela ben YouTube'da da benim kanalım var. Orada da diyorlar ki abi niye bacağından vurmuyor bu polis? Ben orada polis videolarını da analiz ediyorum. İşte suçluysa suçlu diyorum polis, haklıysa haklı. Şimdi burada polis akademilerinde ben polis akademisinden mezunum. Hiçbir zaman ne bacağa vurun derler ne omuza vurun derler. Çünkü burada işte medya hep şunu gösteriyor. Diyor ki işte adamın elinde diyor bıçak var diyor. Adam sana bıçakla koşuyor diyor. Sen orada diyor işte diyor elektrikli tabancanı kullanabilirsin diyor. Şimdi karşı taraftaki insanın elinde deadly weapon dediğimiz yani bu Amerikalıların dilinde yani öldürücü silah oluyor yani. İşte sopa, kürek, kazma yani ne bileyim başka yani en ufak böyle bir şey mi ne bileyim çekiç. Bunlar hep öldürücü madde olduğu için Amerika devleti diyor ki sen diyor benim için diyor polisine sen benim için diyor önemlisin diyor. Tatil günlerinde diyor çalışıyorsun diyor. Eşinin doğum günlerinde çalışıyorsun diyor. Senin canın diyor benden daha önemli ve sana diyor Amerika tam her yetki şeyden veriyor. önce Vur bir diyor. polis devleti değil mi Hakan? Tabii ki, tabii ki. Onu Aynen. belirlememiz Tabii ki, lazım. aynen. Peki şöyle Aynen. bakalım. Ve... Amerika'da büyük Buyurun. bir silahlanma var. Yani halk Evet. silahlanıyor. Silah almak çok kolay. Yani Çok gidiyorsun, kolay, çok. ciklet alır gibi silah alıyorsun. Yani bu Aynen. şiddeti arttırmıyor mu? Veya ölüm olayları veyahut da bu vandalizmin arkasında bu var mı, yok mu? Maalesef maalesef Ertan Bey ben zaten buna her zaman karşıyım. Çünkü şöyle bir şey var. Yani burada mesela burada Walmart denilen bir mağaza var. Walmart'ta böyle nasıl diyeyim size Migros gibi bir şey düşünün yani Türkiye'nin. Orada yani silah satılıyor. Resmen silah. İşte gidiyorsunuz işte SSN numaranızı veriyorsunuz. Social Security Number. Buna bakıyorlar. Arka planınıza bakıyorlar. Eğer temizse diyorlar ki tamam hangi silah alıyorsunuz? Bunu alıyorsunuz. Ve kısıtlama yok. Benim arkadaşımın evinde adam polis değil. Tam 27 tane silahı var. Bunların sadece 4 tanesi AK-47 ve 3 tanesi de AR-15. Nereye Yani gidiyor bu adam adam? resmen savaşa Savaşa mı işte evet gidecek? adam resmen savaşa gidiyormuş gibi. Yani insanlarda bu artık burada bir hastalık gibi olmaya başladı. Yani herkeste bir silah, herkeste bir silah. Zaten işte o yüzden Amerika'da bize tam yetkinin yani tam yetki vermesinin sebebi çünkü herkesin evinde yani şöyle söyleyeyim %90 herkesin evinde silah var. Ve silah almak o kadar kolay ki gidiyorsunuz. İşte 18 yaşına geldiniz. Yani şey pardon 21 yaşına geldiniz. Tamam silah alacağım. Okey. İşte bakıyorlar beklentinize. Tamam diyorlar. Alın buyurun. Silahınız bu. Yani bunu devletin el atması lazımdı. Atmadı. Çünkü bunu Obama gerçekleştirecekti. Ama işte yetmedi. Maalesef burada 8 sene en fazla başkanlık yapabiliyorsunuz. Ve 8 seneden sonra isterseniz Amerika'yı bir numaraya çıkartın. Dünyanın bir numarası olsun. Maalesef kalamıyorsunuz. Zaten Şimdi Obama da bizim bunu söyledi. burada Eski Hakan biraz siyaset yapalım. Ahmet Anapalı diyor ki peki diyor polisin arkasında Trump varmış gibi duruyor. Öyle mi gerçekte?
Bakın sadece Trump değil, burada bütün polisin arkasında bütün yani şey yani kim başkan varsa hepsi duruyor. Şimdi Trump da polisin arkasında, hem aynı zamanda askerin arkasında duruyor. Yani Trump'ı şimdi ben burada konuşma özgürlüğümüz var. Yani burada ben mesela kötü bir şey, yani kötü bir şey zaten söylemem de, ama mesela şöyle söyleyebilirim, ben mesela Trumpçı değilim, ben Trump'ı sevmiyorum. Bu benim konuşma özgürlüğümdür. Bunu söylerim. Buradan herhangi bir ceza almam. Ama ben şunu söylüyorum. Trump'ın sadece yapmış olduğu destek bize, yani onda o yönünü sevdim. Çünkü bize, yani polise tam %100 destek ve artı şöyle bir şey daha söylendi. Yani söyledi kendisi. Eğer ki bu olaylar artarsa polis silahını kullanacak dedi. Şimdi peki ben bunun... halkta bunun karşılığı ne Hakan? Yani bu sözlerin karşılığı ne halkta? Şimdi şöyle bir şey. Trump bakın çok akıllı bir adam. Trump o kadar akıllı bir adam ki şu an beyazlara oynuyor. Çünkü beyazların ne diyorlar ona, nüfusu siyahlardan daha fazla. Beyazlar bu olayın işin bitmesini, yani bu olayı bitsin artık diyor. Çok uzadı diyor. Ve Trump da maalesef yani şey beyazlardan gidiyor ve işte diyor ki eğer ki diyor durmazsa diyor işte artık diyor silahlanacak falan ve burada da işte dediğim gibi biraz da beyazlar oynadığı için halkın çoğu okeyliyor. Ama George Floyd'un işte yani bu yağmacıları demiyorum yani gerçekten de hani protesto yapanlar tabii bunu onaylamıyorlar. Ama şöyle bir şey var, artık yavaş yavaş yani protestolar da dinmeye başladı. Bakalım şimdi şöyle Trump zaten başa gelmeden önce bir de şunu söyleyeyim, ben şu an her yerdeyim galiba. şöyle bir şey daha söyleyeyim, Trump başa gelmeden önce şöyle bir söz verdi. Dedi ki kimse dedi bizim dedi silahımıza da dokunmayacak dedi. Yani silahımıza dokunmayacak derken yani vatandaş dedi silahlanabilecek. Silahlanacak dedi. İşte kimse dedi. Çünkü Obama'nın şeyi Demokrat Partisi. Demokrat Partisi diyordu ki biz diyordu silahları diyordu yani silah kontrolü yapacağız. Alacağız ellerinden. Ama Republican yani Trump'ın partisi kimse bizim silahlarımıza dokunamaz. Çünkü çok güzel oynadı oyunu ve dediğim gibi Trump çok akıllı ve kazandı. Çünkü %90 burada herkesin silahı var. Kimse silahından vazgeçmek istemiyor. Ve maalesef de işte zaten Trump'ın da böyle işte sözleriyle şu an Trump Hakan, başta. Hakan bir şey söyleyeceğim. Şimdi buradan baktığımız zaman genelde şöyle görüyoruz. Bu olaylar inanılmaz büyüdü, tüm dünyaya yayıldı ve Trump bu sene seçimleri alamaz. Evet. Böyle bir hava var mı? Böyle bir hava şu an ben görmüyorum açıkçası. Evet ben onları da okudum. Şu an işte Türkiye'deki haberleri olsun işte yurt dışında falan. Ben yani gene Trump'ın kafa kafaya gidip yani az bir farkla alacağını düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey Trump bilmiyorum Türkiye'de çıktı mı bu? Şimdi bu koronavirüsü olayından sonra Trump herkese maaş bağlı. Şu an yani şöyle bir şey söyleyeyim. Kişi başına yani kimse çalışmıyor mesela evde çalışma $1200. Yani bakın bu Amerika tarihinde görülmüş ikinci kez olmuş bir olay. $1200 kişi başına maaş yatırıyor. Ve şu an Trump herkesin sevgilisi halinde. $1200 iyi bir para mı Amerika'da? Şu an $1200 yani şöyle söyleyeyim kişi başı alırsanız veya karı kocaysanız $2400 yapıyor. Bir de kızınız varsa işte 18 yaş yani gene bir $3000-$4000 iyi para yani fazla o kadar kötü para değil. Yani hiç yoktan iyidir çünkü neden? Çünkü koronavirüsünden dolayı işini kaybedenler var. Çalışmayanlar var. İşte ne bileyim işlerin az gitmesi işte ne bileyim işte biznesler kapanması falan. Yani çok güzel yaptı bu iş şu an herkes yani ben de alıyorum paramı eyvallah diyorum sağ olun yani çalıştığım halde. yani başka bir yerden soralım Hakan. Konu şu. Seattle'a geliyorum. Biliyorsun bir özerklik kavgası diye bir kavga izliyoruz. Antifa'nın yapmış olduğu. Takip ediyor musun? Biliyor musun o konuları? Ben yok. Tamam. O konuları hiç bilmiyorum. Ertan Bey. O konuları Hakan gerçekten Bey, hiç bilmiyorum. Şimdi polis camiası ve polis ne düşünüyor sorusu da akla geliyor. Siz şimdi camianın genel görüşüne de hakimsiniz içeriden bir isim olarak. Siyahi polis yok mu bir kere? Genel olarak ırkçı görüş devam ediyor mu? Siz buna tanıklık ettiniz mi hiç? Benim bir sürü siyahi polis arkadaşım var. Bir tane zaten yani nasıl diyeyim çok iyi bir arkadaşım. Yani ben ona da konuştum. Şöyle bir şey yani
O da üzüldü böyle olayların olmasına. Zaten başlı başına yani çok resmen hiç olmaması gereken bir şey zaten bu George Floyd'un yapıldığı. Yani o polisin o şekilde yapmış olduğu hareket yani nefret edici bir hareketti. Zaten herkes de yani nefretle izledi. Ben onunla konuştuğumda sen dedim ne düşünüyorsun? Ben dedi yani tabii ki dedi yani bunu dedi yani ırkçılığa bağlamak istemiyor her ne kadar da ama gittiği yer ırkçılıktı. Yani orada sadece söylediği şey tamam belki bu polis arkadaş ırkçılık yapmış olabilir ama yani bu kadar olayların büyümemesi lazımdı dedi yani. Çünkü şöyle bir şey var bakın biz yanımızda yani CIA polis arkadaşlar da var onlar da yaralandılar bu şeylerde Evet. neydi onun adı işte bu gösterilerde işte Sokak protestolarda. olaylarında Yani evet. tabii ki tabii ki. Yani onlar da sonuçta siyah. Yani siyah vurmuyor diye bir şey yok ama bunu medya bunu göstermiyor mesela. Yani çoğu göstermiyor. Sadece işte beyaz polis zenciyi vuruyor. Bakın çoğu videoyu izlerseniz Amerika'nın yani ne bileyim şu YouTube'da şu an işte body cam'ler var. Bütün polislerin kullandığı yani gövdelerinde taşıyorlar tam burada. Body cam'lerde görebilirsiniz yani gerçekten de çoğu polis haklı yere vuruyor. Çünkü dediğim gibi yani bakın bu şeyde ben izledim. Tabii ki ben hayatta bir karşılaştırma yapmıyorum Türkiye ile Amerika'yı. Yani kurallar farklı. İşte Afyon'da yapılan bir işte kürekle polisimize bir saldırı vardı. Mesela o saldırı burada olsaydı o vatandaş yani o şu an daha birinci adımı atmadan polis onu vurmuştu. Yani öyle bacaktandır o, yani ne bileyim işte omuzdan falan diye öyle bir şey yok. Burada hedef her zaman göğüs. Yani siyah da olsan o şekil. Beyaz da olsan o şekil. Siyah Hakan, polis de tüm olsa. Amerika'da, Aynen. Yani şimdi Birkan'la konuşuyoruz biliyorsun, ortak dostumuz. Evet. Tüm Amerika'da problem var mı yoksa bu medyaya yansıdığı kadar her yer yandı, kül oldu mu yoksa münferit mi bu işler? Yok yok yani hiçbir o kadar her yer değil. Benim bir sürü arkadaşım var bütün eyaletlerde yani çoğu eyalette her yerde. Yani soruyorum yani nasıl diyorum işte şimdi New York çok fazla karışmış. Ondan sonra bir de Boston'da olaylar oluyor. Bir de işte yani Denver'da işte bura şu an yani azalmaya başladı. Yani her yerde böyle olaylar yok. Onu biraz medya bayağı bir abartıyor, söylüyor. Bakın şöyle bir şey yani şu an Denver 2.4 milyon hasarı var. Sadece dükkanların yani sigorta şirketlerinin dükkanlara verdiği yani karşıladığı hasarlar dükkanların sahiplerine. Ondan sonra 25 milyon dolar sadece şeyde New York'ta var. Yani bunlarla işte millet diyor ki hani Amerika batıyor falan. Bakın bunu bu şekilde Amerika zaten batmaz. Ben yani Amerika'yı savunmuyorum. Ben tarihine de baktım. 1992'de soyadı King. Bir zenci adam. Dört polisin saldırısına uğruyor. Ve dayak yiyor dört polisten. Ve o zaman işte tekrar bu ayaklanmalar oluyor. Galiba 775 milyon dolar Amerika zarara uğruyor. Şimdi 775 milyon dolar 1992'de şimdi toplasanız şu an belki 50 milyon dolar falan en fazla yapar. Yani Amerika'nın ben zannetmiyorum bu şekilde çok zarar göreceğini. Çünkü gerçekten yani şöyle düşünün Trump kendi yani şeyinden yani iç devletten herkese 1200 dolar para gönderiyor. Peki yani bir başka buranın, bir yerden daha soralım. 50 milyon kişi yaşıyor. Yani. Hakan buyurun. Şöyle olay. Şimdi daha çok New York'taki olayları ve Los Angeles'taki olayları izlediğimizde işin içine bir bakıyoruz ki polisler de var. Veyahut da öyle yani çünkü adamın rozeti var. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir şekilde bu olayları biraz daha yayılsın diye polisleri kullanıyor mu acaba devlet? Öyle bir şey hissettin mi? Ben öyle bir şey hiç hissetmedim. Ben zannetmiyorum öyle bir şey olsun Ertan Bey. Yani öyle bir şey olsaydı büyük bir ihtimal şu an yani sadece orada değil. Yani ne bileyim bir işte yani burada da olurdu. Yani başka yerlerde de olurdu. Yani ben öyle bir şey zannetmiyorum öyle olsun. Denver'da olaylarda kaç kişi öldü? Hem polis olarak hem de işte bu protestocular açısından. Denver'da ölen sayısı tam olarak belirlenmiyor. Şu an ben baktığımda herhangi bir şey bulamıyorum ama söylenenler yani en fazla şu an söylenen 8 ile 12 arası deniliyor. Tabii bilmiyorum doğru mudur. Çünkü tam bir şeyini alamadım. Yani normal bir konfirmasyonunu alamadım ama iki tane polis arkadaşın öldüğünü biliyoruz yani Denver'da. Onun haricinde herhangi
Başka bilgim yok. Peki bu ekrana gelen vandalizmle ilgili, yani dükkanların bu kadar işte yağmalanması, yani bu kadar nasıl izin veriyor sistem? Bakın şöyle bir şey. Ben zaten o videoları da seyrettim. Şimdi herkes zannediyor ki hani polis gerçekten de izin veriyor. Şimdi bazı videolara bakarsanız işte vandalizm yapılıyor. İşte adamlar işte camları kırıyorlar, şeyleri, ayakkabıları alıyorlar. Polis orada bekliyor. Yani bir evet, şey evet yapmıyor. Öyle gözüküyor çünkü Hakan. Evet. Şimdi olay şöyle esasında. Biz de çünkü burada ona ben aynı zamanda SWAT team'de çalışıyorum. Yani zaten Şerif Departmanı SWAT team'inde görev yapıyorum. Anca işte SWAT team'de olmanız lazım ki bu işte göstericilerle savaşasınız. Şöyle bir emir geliyor. Vatandaşın diyor önce diyor yani diğer insanların diyor şeyi neydi ona da güvencesi lazım yani. Onlar güvenli olacaklar. Baktınız işte diyorlar baktınız içeri girdiler. Yani işte bir şeyler çalıyorlar. Bırakın çalsınlar. Çünkü o kadar dronlarla şu an 12 tane drone var şeyde bizim kendi yapalım. Onlarla işte yüz taraması ondan sonra hepsini işte kameralarla işte o sokaktaki kameralar olsun. Hepsini zaten identitelerini yani bilgilerini yüz taramalarıyla hepsini zaten alıyoruz. Ve diğer bu eyaletlerde de aynı şekilde. Polisin orada bir şey yapmaması sadece diğer vatandaşları korumak adına. Bir de bazen şöyle bir şey daha oluyor. Mesela bir polis mesela 3 kişi gördüler diyelim işte içeri daldılar ayakkabıları çalacaklar diyelim işte ayakkabı dükkanından. 10 tane 15 tane polis gidiyor. Bir plan da olabilir diye düşünüyorlar. Diğer elemanlar da işte bu 15 tane polis oraya gitti diye diğer elemanlar da başka bir dükkanlara saldırabilir diye düşüncesiyle onun için sabit kalın diyor. Yani burada polis sabit kalmasının sebebi sadece işte başka yerlere zıplamasınlar, başka yerlere vandalizm olaylarını yapmasınlar diye. Orada diyor sabit kalsın polisler diyor. Hakan bu olaylar hissediyor musun? Yani organize bir iş midir sence? Yani nasıl rast geliyorsun bu işlere? Bakın ben şöyle söyleyeyim. Ben zannetmiyorum ki bir organize iş olsun yani açıkçası Ertan Bey. Çünkü öyle bir şey ki yani millet kaos için. Yani o oradan geliyor. Diğer işte bir diğer grup öbür taraftan geliyor. Yani bunu yaşamak lazım. Çünkü şimdi televizyondan gördüğünüz zaman gerçekten de öyle gibi gözüküyor ama öyle bir şey esasında yani ben ve diğer polis arkadaşlar öyle bir şey hissetmiyoruz. Çünkü öyle bir şey oluyor ki mesela 6 kişi diğer taraftan saldırıyor. Öbür kişi 10 kişi o taraftan gidiyor. Ve yakaladığımız zaman hiç kimse birbirini tanımıyor. Yani bilmiyorlar. İşte niye yaptınız bunu? İşte ihtiyacımız vardı. İşte çalışmıyoruz. İşte para işte çocuğumun ayakkabısını alacaktım. İşte ne bileyim alacak param yok. İşte öyle şeyler buluyorlar ve bize bu şekilde söylüyorlar. Ve biz bunların arka planlarına baktığımız zaman gerçekten de çoğu kişi yani hiç tanımıyorlar birbirlerini. Ben zannetmiyorum ki yani böyle bir planlı bir organize bir atak olsun. Hakan Bey şimdi polisin Amerika'da yetki alanını sizin söylemlerinizi biraz daha net anladık. Biz bu sokak olaylarında George Floyd'la birlikte başlayan sokak olaylarında askeri araçları yeniden sokakta gördük Amerika'da. Sizin görüşünüz nedir askerin müdahalesiyle ilgili? Şimdi şöyle bir şey. Eğer ki polis zaten SWAT timler artık başa çıkamazsa asker zaten yani olaya girmesi lazımdı. Çünkü zaten biz de onu bekliyorduk öyle bir şey olacak diye. Ama yani başkandan yani Trump'tan böyle bir şey ilk başta böyle bir şey çıkmadı. Daha sonra işte bu kritik yerler, kritik eyaletlerde artık yani polis artık bazı şeyleri ele alamıyorsa yani kontrol edemiyorsa maalesef orada girmesi gerekiyor. Çünkü yani benim tahminim şöyle bir şey söyleyeyim yani ordunun yani neden girdi? Çünkü artık dediğim gibi protestolar artık bitti. Artık bütün suçlar işlenmeye başladı. Ve suçlar işlenince de bunun arkası da gelmeye başladı. Yani kesintisiz olmaya başladı ve maalesef de ordu devreye girmek zorunda kaldı. Yanlış mı doğru mu ona ben karar veremem ama benim tahminim eğer ki bu şekilde çok böyle ilerlerse ve böyle yani millet birbirinin işte ne bileyim bir şeylerini çalmaya kalkarsa işte dükkanlarını kırmaya kalkarsa bence doğru olan budur diye düşünüyorum yani. Ama tabii bu gidip de hani milleti işte bombalasınlar öldürsünler de demiyorum o ayrı bir konu. Evet de. Yani kontrol altına alınması için ne diyorsunuz? Bir zaman öngörebiliyor musunuz?
Ben şöyle bir şey söyledim. İlk başta bu olaylar başladığında biz böyle arkadaşlarla konuştuk. En fazla dedik hani 3 hafta. Şimdi zaten 3. haftadayız. Şimdi biraz daha şu an Denver'da olaylar yatışmaya başladı. Benim kendi eyaletim hakkında konuşuyorum. Yani burası için konuşuyorum. Şöyle bir şey, bir de zaten bu koronadan dolayı millet yani yapacak bir şeyleri de yok. Herkes dışarı çıkıyor. İşte hadi diyor şunu işte dışarı çıkalım, işte protesto edelim falan filan. Çünkü konuştuğumuz yani insanlar, yani tutukladığımız insanların çoğu can sıkıntısı. Bazıları diyor ki ya can sıkıntısı diyor. Can sıkıntısından diyorum yani böyle bir şey yapılır mı? İşte ne yapayım diyor. Çıktım diyor. İşte arkadaşımı diyor onu diyor işte destek olarak çıktım diyor. Yani ama ona diyor destek olmak için gittim diyor. Yani Bunun içinde tabii eylemlerin içinde hemen hemen tüm ırklardan insanlar var, değil mi? Bunun üstünü çizelim. Olay yalnız siyahiler değil. Çünkü şöyle bir şey ekranda da söyleyeyim. Benim gördüğümüz öyle. başıma dün akşam çok komik bir şey geldi. Türk bir aileye rastladım protestoda. Ha, Şu çok iyi. Denver'da. Şöyle bir şey. Bir arkadaşım bir tanesi işte biz şimdi milleti hani püskürtmeye çalışıyoruz. Şöyle bir sağ tarafa baktım. Bir tane arkadaş işte 25-30 yaşlarında bir terlikle çıkmış. Ondan sonra şortu var. İşte üzerinde de bir tane böyle atlet penye tarzı. Üzerine de onun üstüne de Türk bayrağını sarmış, dolamış kendine. Çok uzun bir Türk bayrağıyla dolaşıyor öyle geziniyor. Ben de dedim ki benim üstüme dedim ki ya ben dedim şu dedim arkadaşlarla bir konuşayım. Çünkü ben normalde hani olaylarda gerçekten burada Türk fazla rastlamıyoruz. Biz Türkler çok iyiyiz bak gerçekten. Yani ben şu ana kadar bir trafik stopta yani ne bir Türk'e rastladım ne bir Türk çevirdim işte ne bir yani ceza kestim. Yani biz gerçekten çok dikkatliyiz ve Denver'da çok Türk yaşıyor. Hiçbir tanesine denk gelmedim. Neyse bu arada şey denk geldim ilk defa. Ne Dedim ki yaptınız? dedim hemen bir konuşayım. Benim üstümdeki çavuş da yani çavuş deniliyor surgeon. Dedi ki aa dedi Türk dedi çabuk söyle de evine gitsinler dedi. Yani o da benim Türk olduğumu biliyor. Hani ben dedim bir gideyim koruyayım bunları yani. Tabii tabii hemen git dedi konuş onlarla gitsinler bak şimdi falan filan. Neyse gittim ben. Dedim ki şöyle bir karşısına bir dikeldim. Bu bana böyle baktı bir. Oh yeah what's up bro yaptı. Dedim ne yapıyorsun dedim sen burada. Oo dedi sen dedi Türk müsün falan yaptı bana. Vay kardeş kardeş diyor bana işte böyle şey galiba yani zaten sonra söyledi Diyarbakırlıymış. Dedim ne yapıyorsunuz dedim böyle yani bu dedim sen ya bir diyor şey diyor Joe Floyd var ya Joe Floyd diyor. Onu diyor işte diyor onun için çıktık. Dedim Joe Floyd kim dedim. Ya işte diyor var diyor siyah. Dedim onun ismi dedim George Floyd. Bilgilerin ismini bilmiyorsun dedim. Gelmişsin dedim burada dedim gösteri katıyorsun. Hadi dedim evine git dedim bak. Ondan sonra şöyle bir arkaya baktım. Annesiyle babası da gelmiş. Ellerinde cips, patates cipsiyle yiye yiye şey yapıyorlar, protesto Çok yapıyorlar. güzel. Yani Ben şöyle bir baktım, dedim siz yani teyzeyle amca olaydan hiçbir haberleri yok. Yani sadece dışarı çıkmışlar, öyle geziniyorlar, şu kalabalığın içine girmişler, öyle Türkiye'deki yani klasik dolaşıyorlar. temel kazısı seyreder gibi seyrediyor. Çekirdekli. Aynen. Ondan sonra bir el bana geldi şöyle tam böyle burama. Aman da oğlum dedi sen Türk müsün? Sen de çok gurur dedim. Ablacığım bir saniye dur dur dedim. Hemen dedim siz dedim evinize gidin. Sonra o arkadaş döndü bana abi dedi sen dedi merak etme bize bir şey olmaz. Biz de Diyarbakırlıyız Türk'üz dedim. Dedim oğlum bak gaz yiyeceksiniz. Gidin dedim. Bu böyle yaptırdı. Ha gaz varsa biz yokuz abi dedi. Görüşürüz dedi. Kaçtılar gittiler. Yani Hakan, film gibiydi. çok çok teşekkür ediyoruz. Rica Seninle ederim. bir Ne demek? güzel Tabii ki. bir Denver Havalimanı YouTube'u yapacağız. Bu belki bu hafta içinde. Süper. DNR'dan İnşallah. da Valla çok güzel olur. işte bir kana çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bu Bir kanala yayını buradan çok teşekkürler. sağlamamızda yardımcı oldu. Görüşmek Aynen. Bir üzere. kanala. Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Herkese çok çok selamlar. Buradan Türkiye'ye, bizi izleyenlere, aileme hepsine çok çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de teşekkürler. Beyza, kaç dakikamız var? 2 dakika Ben Ahmet'e bir kaldı. şey soracağım. Güzel bir Ahmet, adam ya. evet güzel, Evet, çok güzel de güzel bir adam. anlattı. Evet. Şimdi Aktarmak da şöyledir, zor genelde duruyor. şöyledir. İlk konuk aldığın zaman acaba adam, çünkü adam çok bilgilidir, anlatamaz. Evet. Veyahut da yani çok anlatır, boş konuşur falan ve onun için önemli. Şey soracağım, hadi bize bir zenci var. Türk zencisi, Osmanlı'da. Ha. İki Yani dakikada ama şöyle biz iki derleyerek. dakikada toparlayabildiğin kadar Evet. toparlayalım. Sudanlı Zenci Musa'dan bahsediyoruz. Sudanlı Zenci Musa İslam ümmetinin Osmanlı olma şuurunun ne demek olduğunu bize ifade eden çok güzel bir manifesto. Osmanlı İmparatorluğu yani diğer Müslümanlar